Uyarı, uzay molozu. Gemiyi tamir etmek için ne gerekiyor? Periskopu kaldırın. İşte bu kadar. İhtiyacımız olan şeyler bunlar. Peki bu kim? En güçlü olanın kılığına girmemiz gerek. En güçlü olanın kılığına girmelisin. Koca ayı, buralarda atıştıracak güzel ve lezzetli bir şeyler var mı? Güçlü olan bu mu yani? Ah, işte bu mükemmel. Biraz daha bonkör olman gerek. Yoksa eğitim işe yaramaz. İşte en güçlü olan bu. Bütün bunları ben mi yaptım yani? Hayır, ben yaptım.
Çocuklar bana inanmıyor musunuz? Bana inanmadılar köpecik. Teşekkür ederiz. İletişim kurduk. Evrende yalnız olmadığımızı bilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Sivri dişli koca ayı. Uyku zamanı. Zaman makinesi. Bu da ne? Bunu mu yiyeceğiz?
zamanlardaki gibi. Ama sorun yok. Şimdi ben nasıl yapacağım izle. İlk tekerlek koca ayı tarafından keşfedildi. Ha, bu çok güzel bir haber. Sonunda tarihe geçebildik koca ayı. Ben robot. Doğum gününden sonraki sabah. Evet, tamam bu hediye. İşte burada. Bu hediye bana gelmiş. Bu da başkasına gidiyor. Görünüşe göre hepsi burada. Peki ya bu ne? Bu hediye listemde görünmüyor. Beni hatırlamış. Beni unutmamış. Hayatımda aldığım en güzel hediye. Hey, şuna bakın. Bu inanılmaz bir şey. Baksanıza. Sizce de muhteşem değil mi? Neler yapabildiğine bakın şunun. Hareketleri yapabiliyor. Ben Aşiko. Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Hatta bunu bile yapabiliyor. Dans etme zamanı. Koca ayı.
Şiko, inanamazsın, bir sürü harika şey yapabiliyor. Hayır, hayır, hayır. Bu şekilde oynayamazsın. Burayı temizlediğinde geri geliriz. Kendine benimki gibi bir robot almalısın. Çok yardımcı oluyor ve asla sıkılmıyorsun. Çok sevindim. Nasılsınız? Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Robot, robot. Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Robot, sizinle tanıştığıma çok sevindim. Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Robot, 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 robot. Tamam mı? Tanıştınız mı? Tamam o zaman. Dans etme zamanı. Mm-hmm.
Ev yapımı ninjalar. Beni yakalayamazsın. Şekerimi alamazsın. Aranıyor. İki küçük melek için bakıcı aranıyor. Ne isterseniz verilecektir. Thank you.
Süper Kahraman. What?
Lütfen beni ara. Bugün maç var. Ülkenin en önemli maçında şu an canlı yayındayız. Final maçı birazdan başlayacak ve bu maç şampiyonu belirleyecek. İki takım da sahadaki yerlerini aldı ve birkaç saniye sonra maç başlayacak. Başlıyor. Tüm gözler sahada. Topun kontrolü ev sahibi takımda ve konuk takımın ceza sahasına doğru yaklaşıyorlar. Ev sahibi takım paslaşarak ilerliyor. Gol atmak için defansta boşluk arıyorlar. Top defans oyuncusuna çarpıyor ve kaleci topu yakalıyor. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Haftalık sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün stresten kurtulmanın farklı metotlarını konuşacağız. Stresten 10 dakika içinde kurtulmak için birkaç rahatlama tekniği önereceğiz. Bunlardan en basiti arkanıza yaslanabileceğiniz rahat bir koltuğa oturmak, rahatlamak ve normal bir şekilde nefes almak ya da bir fincan kahve ya da çayın tadını çıkarmak. İçeceğinizi yudumlarken kafanızdaki ciddi düşüncelerden uzaklaşın. Ya da sıcak bir banyo yaparken biraz nefes egzersizi yapabilirsiniz. Ağzınız kapalıyken burnunuzdan derin nefes alıp suratınızın alt yarısını suya sokup tekrar burnunuzdan dışarı verebilirsiniz. Unutmayın, sorunlarınıza çözüm aramaya başlamak için o kadar acele etmeyin. Her neyse. Bitkinlik ve yorgunluk hayatınızı zorlaştırabilir. Ama şunu asla unutmayın. Sorunlarınıza çözüm bulmak için doğru zamanı bir cep telefonu. Bana ver, bana ver, bana ver. Ormanda yürüyüşe mi çıkayım? Peki ya kurtlar? Çalışıyor mu kontrol ediyorum. Tamam, cep telefonu yanımda olsun.
Tamam, tamam. Şimdi numarayı çeviriyorum. Başlamak üzere. Hatırlarsınız ilk yarının sonunda konuk takımın oyuncularından biri hakem tarafından oyundan atılmıştı. Futbolcular ikinci yarı için sahaya çıkıyor. Hakem düdüğünü çalıyor ve ikinci yarı başlıyor. Panik yok. Şimdi numarayı çeviriyorum. Maçın sonuna eklenen oynanmayan süre bitmek üzere. Numarayı çeviriyorum. Sağ kanattan açık bulamayan ev sahibi takım şimdi atağın yönünü değiştiriyor. Numarayı çeviriyorum. Ev sahibi takımın forvetleri defansı geçemiyor. Numarayı çeviriyorum. Şimdi bir boşluk buluyor ve topu kaleye vuruyor. Ve şimdi... kaçıyoruz. Kaleciden dönen topa tekrar vuruyor ve gol! Gol, 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 gol! Numaraya ulaştım. Korkulu gece. Ha 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 ha
masal seyrediyorum. Koca ayı, ışığı yakar mısın lütfen? Hikaye beni korkutamaz. Yılda bir. Thank you.
bilme çok az kaldı biliyor musun? Lütfen unutma. Hediyelerimi de unutma sakın, tamam mı? Eğer unutursan sorun yok. Ben sana hatırlatırım. ...180 gün kaldı. Koca ayı, doğum gününde zamanında uyanabilirsin değil mi? Oo, uyanmışsın. Görüyorum ki doğum günümü unutmamışsın. Ve bu da istediğim hediyelerin listesi. Bana vermek istediğin hediyelerin hepsi orada yazıyor. Hatırla, tamam mı? Sakın unutma. Zaman hızlı akmıyor ki, koca bir yıl bekledim. Doğum günü pastasını yiyebilmek için. Bir çocuk sabırsızlanır, dilinde tanıdık melodi. 50 gün. İki doğdum ben, iki doğdum ben. İki doğdum, iki doğdum. 30 gün. İki doğdum ben. 15 gün. On gün. Yılda bir beş gün. Olsun, evet bir nedeni var. Hazırlanıp çağırayım bütün dostlarımı. En güzel hediyelerle. Üç gün. Şarkılarla kutlayalım. İki unutmadınız değil mi? Hepiniz hatırlıyorsunuz değil mi? Yarın. Yarın Maşa'nın doğum günü. Yarın benim doğum günüm. İşte geldim. Gerçekten unutmuş olabilirler mi acaba? Hey çocuklar, doğum günümü unutmadınız değil mi? Bu kadar önemli bir gün nasıl unuturlar? Buna inanamıyorum. Burada da doğum günümü hatırlayan kimse yok. Eyvah! Oo, hayır, hayır, hayır! Vay! 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 Bu benim en kötü doğum günüm. İki doğdum ben! İki doğdum ben! Bugün harika geçecek, dostlarım yanımdayken. Birisi hep davet eder, kutlama hep sürer. Sevinelim, eğlenelim, bu şarkıyı söyleyelim. İki unutmamışsınız. İki doğdum ben, iki doğdum, iki doğdum dostlarımla beraber. İki doğdum ben. İki doğdum ben, iki doğdum, iki doğdum dostlarımla beraber. İki doğdum, iki doğdum dostlarımla beraber. Bilinmeyen hayvanların izleri. Mm-hmm.
yapıyorsun? Eyvah. Ne? Bir timsah mı? Aa, bir kurt. Orada bir kurt var. Hadi koşalım. Kurda bakmaya gidelim. Kartopunu almayı unutma. Oo, vay canına. Tamam. Bunlar kurdun izleri. Bunlar da mı tavşan? İşte bunlar kurdun izleri. Nerede peki? Bu nedir? Bir tavşan mı? Gerçekten mi? O zaman bu da kurt. Kurt mu bu peki? O zaman bunlar kurdun izleri. Peki kurdun izi bu mu? Şuradaki mi yoksa? Kurt. Hı. Aa, işte kurt bu. Bulacağım. Bu bir tavşan. Beni meşgul etme. Tabii ki. Bu bir tavşan. Koşuyor burada.
Koca yaşına bak. Gördün mü bir tavşan? O kocayı. Sen gerçekten hiçbir şey bilmiyorsun. Kesinlikle. Mükemmel resim. Bir tek dokunuşta ve Van Gogh olacağım. Kullanabilirim. Seni boyayacağım, seni boyayacağım, seni boyayacağım. Seni boyayacağım, seni boyayacağım, seni boyayacağım. Hadi ama çocuklar, sizi sadece boyayacağım. Hepsi bu. Bir portre. Sen de. Hadi ama hadi. Poz ver bakalım. Yaklaşın, yaklaşın. Çocuklar çok sever resim yapmayı. Kar daha sıkıcı gökkuşağından. Düşler kanatlanır sınır tanımaz. Evimiz aydınlık, eğlence burada. Çevrene iyi bak, ilham gelecek sana. Hedefe ulaşırsın, hayal gücünü zorla. Yaptığın şeyler belki sanat harikasıdır. Ama mutluluk dolar ve bütün kalbim.
dolar kalbin. Kalbin neşeyle dolacak. Mikrofonu tıklayın.